PHP hocam hoş geldiniz arkadaşlar. Bu dersimizde en son öğrendiğimiz şeylerle basit bir uygulama yapalım. Focusing, Blur ve Click özelliklerimizi kullanarak şöyle bir form oluşturalım arkadaşlar. Şimdi şuraları silelim. Bir paragraf oluşturalım hemen hızlı bir şekilde. Evet, paragrafımızı. İki tane text field'ımız olacak. Input type, text. Evet. Bu birinci tekstimiz olsun arkadaşlar. Input type text. Şu da ikinci tekstimiz olsun. İsim verecek olursak tekstlerimize şöyle yapalım. Ne diyelim buna? İsim ya da isim vermeye gerek yok arkadaşlar. Şöyle yapalım. İsim vermeyelim. Hiç kafanızı karıştırmayalım. Fazla uğraştırmayayım sizi. Şöyle yapalım. Şuraya isim yazalım. Evet. Şuraya da e-mail yazalım. E-mail. Evet. Ondan sonra bir tane de buton ekleyelim şuraya. Şöyle input type buton. Evet, input type buton diyoruz. Bir tane de buton ekledik. Şimdi biz şu index.php sayfamızı atalım. index.php sayfamızı atalım. Bu 17. dersimiz. Evet, attım. Şimdi bir yenileyelim bakalım şöyle F5. Görmüş olduğunuz gibi iki tane butonumuz var. Value değer vermedik. Şuna değer verelim. Input'umuza. Butonumuza yani value. Şöyle. Gönder diyelim. Hay köpek desin. Ses geliyor mu size bilmiyorum arkadaşlar. Köpek havlıyor da. Evet, kapattım mı? Neyse gerek ihtiyacım yok zaten ama. Şöyle klasörümü kapatmışım da. Şöyle yenileyelim. Evet, görmüş olduğunuz gibi 1, 2, 3 tane bölümümüz var. Şimdi hemen hızlı bir şekilde jQuery bölümümüze geçelim. Hemen şöyle dolar işareti 2 nokta text. Tüm textlerimiz için bu özelliği uygulayacağız. Arka planı değiştireceğiz. Üzerine geldiğimiz anda arka plan değişecek arkadaşlar. Nasıl yapacağız? Focusing özelliğiyle yapacağız. Function hemen hızlı bir şekilde dolar işareti. Şimdi size bu derste this'i daha güzel anlatayım arkadaşlar. Yani siz buraya eğer ki text derseniz nokta CSS deyip arka planını değiştirmeye kalkarsanız şöyle arka plan mesela background tre color background color arka plan oluyor. Mesela ne yapalım? Yeşil yapalım yine yellow diyelim. Şimdi bir gönderelim bakalım mesela CSS'imizi ne olacak? Ders 17. Evet, gönderiyorum. Evet, şimdi sayfamı yenileyeyim. Yeniledim. Şimdi bakın tıkladım. Evet. Şöyle bir daha dönüp bakayım arkadaşlar nerede hata yapmış. Şöyle açalım. Şuraları tek tırnak arasını almadık ya da çift tırnak size kalmış. Evet, şöyle tek tırnak arasını alalım. Güzel. Şurayı da alalım. Tamam. Şimdi oldu. Şöyle yapalım. Bir daha gönderelim dersi 17'mizi. F5. Bakın arkadaşlar, tıkladığım anda ikisi de sarı oldu bakın. Yeniliyorum bir daha. Tıkladığım anda ikisi sarı oldu. Oysa ki biz bir tanesinin sarı olmasını istiyoruz. Bunu işte sağlayan özellik this. Biz buraya this yaparsak hangi nesneye, objeye tıklandıysa onu uygular. Yani o text field'ı seçer. This burada o anlama geliyor. Sanırım bu en etkileyici ders olmuştur. This konusunda sizi aydınlatacak. Tıklıyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi sarı oldu. Tabii ki henüz dışarı tıklayınca renginin beyaz olmasını yapmadık. Hemen onu da yapalım. Rengi beyaz olsun. Evet, nerede diye. Şuradan. Evet, hemen hızlı bir şekilde dolar işareti. Evet. Şöyle text diyoruz. Mesela blur diyelim. Blur ile yapıyoruz zaten. Mesela'mıza gerek yok. Function diyoruz. Aynı şeyi yapacağız. Function. Hızlı bir şekilde yapalım hemen. Burada şunu uygulayacağız. Kopyaladım. Yapıştırdım. This CSS'i uyguluyoruz. Sadece şurada white yazabilirsiniz. Veyahut da hashcode uygulayabilirsiniz. FFF diyebilirsiniz. Hemen gönderelim ders 17'yi bir daha hızlı bir şekilde F5'e basıyorum. Evet, bakın bu sefer artık beyaz oluyor. Evet, şimdi hemen bir tane de butona özellik ekleyelim ve bu dersi burada bitirelim arkadaşlar. Dolar işareti. Evet, hemen hızlı bir şekilde butonumuz için yapacağız. Click tıklandığı anda
click. Evet, tıklandığı anda function. Evet, function. Tıklandığı anda ne yapacağız? Hemen hızlı bir şekilde dolar işareti this nokta tıklandığı anda attribute'den value'sünü değiştirelim arkadaşlar. Value ne yapalım? Lütfen bekleyiniz yazsın. Lütfen bekleyiniz. Şöyle bir şey yazsın. Evet. Gönderdim. F5 yaptım. Evet, tıkladığım anda şuraya gönder butonuna. Evet, nerede yanlış yaptık? This attribute. Evet. Click. Şurayı attribute. Hızlı bir şekilde gönderelim. F5. Göndere tıkladığım anda bakın lütfen bekleyin oldu ama hala tıklanabilir buton. Bunu da aktif yapalım. Nasıl şey inaktif yapalım. Nasıl inaktif yani etkisizleştirelim. Nasıl etkisizleştireceğiz? Şöyle yapacağız arkadaşlar. Dolar işareti yine hızlı bir şekilde this diyerek buradaki butonumuzu artık kastettiğimizi anlıyorsunuz. Attribute özelliğinden şurasını disable disable etkisiz demek. Disabled etkisiz true diyoruz arkadaşlar ve virgül koyuyoruz şuraya. Evet. Disable true demek aktif etkisizleştirecek, inaktifleştirecek. Hemen sayfayı yeniledim. Şöyle bakın çalışıyor buralar. Gönder butonuna tıkladım. Bakın artık tıklanmıyor. İnaktif oldu. Evet, böyle bir uygulama yapmış olduk. Bu dersimizde bu kadar olsun. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Kodlar video